Merhabalar, ben Fatih Emlak'tan Fatih. Yani Fatih Emlak ama sahibi ben değilim. Ben sadece ayakçıyım. Yani ayak işleri yapıyorum. Lütfen videoya geçebilir miyiz? Başını sokacak bir yuva, bir ev aradığını duydum. O zaman kesinlikle doğru yerdesin. Sana bugün o kadar güzel evler göstereceğim ki hangisini seçeceğin hakkında şaşıracaksın. Karar veremeyeceksin. Ben neredeyim diyeceksin. Ben hangi evi seçeceğim diyeceksin ama her şey için çok geç olacak. Çünkü seni kaçırıp Bodrum'a koymuş olacağım dostum. Bugün sahibindendeki mistik evleri tekrar bir göz gezdireceğiz. Bakalım yeni şaheserler türemiş mi buraya? Dediğim gibi ben Fatih Emlak'tan Fatih ve seni bugün bir eve sokmadan göndermem. Görüyoruz ki bugün arkadaki eleman biraz üzgün. Birazdan göreceksin neden üzgün olduğunu. Ona önceden gösterdim evleri ve biraz morali bozuldu. Ama senin öyle olacağını düşünmüyorum çünkü sen bu evleri çok beğeneceksin. Çünkü ben Fatih Emlak'tan Fatih. Evet, güzel bir başlangıç yapmak için size çok iyi bir ev buldum. Yani gördüğünüz gibi duvarlardaki çatlamalar evin güzelliğinden kaynaklanıyor. Hani çok güzel biri aynaya bakar da ayna çatlar ya. Anladın sen. Bak mesela bu evin şöyle bir artısı var. İngilizcen kötü mü? İngilizce 2. sınıf ders kitabı. Yerde. Sen hangi evde yerde İngilizce kitabı gördün? Ben de öyle düşünmüştüm. Gördüğünüz gibi vintage pembe aynalarımız, vintage pembe avlu avskanıtlarımız. Niye pembe bunlarım? Bakın gördüğünüz gibi su tesisatı tamamen evin içinde. Şimdi burası hakkında bir söylenecek bir şey yok. Yani gördüğünüz gibi harika bence. Yerdeki küf mü ne artık onun? Bunu kaldırabilir miyiz? Şöyle bir odamız var. Yani bu ne? Ruh duvarı mı? Bu ne oğlum? Bir de görüntüyü falan da kaydırmış. Baksana bak şuradan geliyor burada başlıyor. İşte. Hangi evde böyle bir şey var? Eğer sen de farklı biri olmak istiyorsan bizim evlerimizi tercih etmelisin. Bak. Bak. Bunu kim yedi? Bunu kim yedi? Reji. Neredesiniz? Bunu hanginiz yedi? Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Abi yani bu tablo yemin ediyorum sana bak. Bu evi al kaç para bu ev? Mesela 100 bin liraya satıyorum bu evi sen. Yersen. 100 bin liraymış. Alırsın. 100 bin liraya alırsın sen. Ne sinirleniyorsun lan hemen? Devam et izle. Bu tabloyu 1980'de Picasso çizmedi. İşte o yüzden çok pahalı bu tablo. 300 bin liraya satarsın, 100 bin ev aldın. Aldın. Bence güzel. Bence bu evi almalısın. Ne düşünüyorsun? Yarak gibi mi? Senin ağzın biraz bozukmuş ama ya. Seni kovabilirim burada. Helsizlerde kiralık daire. Bu ev hakkında yapılacak hiçbir yorum yok abi. Bu evi size pazarlamaya çalışamayacağım abi. Ne seks dungeon mı burası oğlum, ne oluyor? Baksana eve, güneş bir vurmuş her yer kıpkırmızı. Ya diyecek söz yok. Gerçekten diyecek söz yok. Kiralık oda. Adamlar kahvaltı keyif yapıyor, rahat bıraksanız. Yani burayı tercih etmeniz size bağlı. Mesela güzel eşyalarınız varsa burayı tercih edebilirsiniz. Ama eşyanız yoksa şu köşeye yatıp hayat sorgulayabilirsiniz. Ve bu benim problemim değil. Ev arkadaşı. Açıklama. Ev arkadaşı. İsmini de Nisa koymuş. Gideceksin oraya. Nisa'nın ev arkadaşı arıyormuşsunuz diyeceksin. Kapıyı bir açacak kıllı bir tane adam. Evet doğru duydun. Sahibinden mi buldun? Bayan ev arkadaşı. İsmail. Evimde 4 adet kedi mevcut. Bak bu ev güzel. Çok güzel. Ama yani bu fotoğraf... Bu ilanları koyanlar özellikle mi yapıyor? Bu nasıl bir fotoğraf çekme tekniği? Karanlık bir odayı dışarıdan böyle cinli bir şekilde çekmiş. Bak mesela şu evin güzelliğine bak. Sıfır güneş alma. Güneş alerjin mi var? Kapat perde. Bak yerin desenlerini görüyor musun? Kendini lise koridorlarında gibi hissetmen için. Burada yürüme antrenmanı yapıyorsun ve okulda özgüvenli bir şekilde yürüyebiliyorsun. Bu ne oğlum, niye koymuşlar bunu buraya? Bunu kim koydu lan buraya? Reji. Hop. Yani bu fotoğraflar ne Allah aşkına? Düştük yine bir batağa. Kombi çekmiş. Burası neresi? Adam fotoğraf çekmeye başlamış en son demiş aman. Depoya, bekara, yabancıya, yatma, uygun. Ha dükkanmış burası. Burada istersen dükkan kurabilirsin, istersen yaşayabilirsin. Senin keyfine kalmış. Koltuklar niye böyle yerleştirilmiş? Bu eşyalı evlerdeki random eşyalar çok komik oluyor. Mesela az önceki tek ortada duran sandalye, bu koltuklar. Yani... Özür dilerim. Yani güzel bir klozet var burada. Tamamen sana kalmış. Yani ben sana seçenek sunuyorum abi. İşte ben mistik ev diye bunu derim. Abi bu ev mistik, bak mistik diye bir laf var ya, mistik. O laf bu ev. Tam olarak bu ev bak. Yani bu zemin. Kaç tane zemin? Farklı zemin. Yama mı yaptınız eva? Camda slendermenin bacakları falan var. Bu evi çok beğendim. Gerçekten bu evi almak istiyorum. Yemin ediyorum bu evi istiyorum ben. Ben bu evi istiyorum ama. Sana yok lan, ben istiyorum bu evi. Ben kendimi alayım. Her köşesi bir ayrı. Uf, çok iyi. Çok iyi. Bak bir zemin daha. Bir zemin daha eklendi.
Bir zemin daha, bir zemin daha. 3 zemin, ooo 4. Bak mesela YouTube'a başlamayı mı düşünüyorsun? Veya Twitch veya herhangi bir platform veya film çekmek istiyorsun. Green screen. Her yerde green screen var. Yani böyle bir şey olamaz. Yemin ediyorum çok tuhaf. Burası niye saram? Bu ne? Bu ne? O kadar çok garip. Adam şey yapmış gibi sanki böyle. Bir tane daha evi var bu adamın. O evinde her kullandığı malzemenin artanını buraya getirmiş ve buraya kullanmış. Bak mavimsi, beyaz, sarı, yeşil. Oo, bu ev güzelmiş. Bu evi sana vermiyorum. Yok sana. Sen geç kenara. Bu ev benim. Evden çok eşya incelemeye dönüyor bu videolar. Çünkü eşyaları çok garip koyuyorlar. Mesela bu soba borusu niye böyle Michael Jackson stili duruyor mesela? Bu sorulacak bir soru. Bang! Başarısız bir fotoğrafçılık. Eğer dışarıdan ışık geliyorsa içeriden orayı çekemezsin çünkü ışık... Bence gayet güzel bir ev. Yani hoş... Oo. Koltuk takımı bile var. Yani bitti benim için şu an. Halıları hazır, eşyaları hazır. Abi şu saçma sapan eşyalar oluyor ya. Çok güzel gidiyorduk ya, harika gidiyorduk ya. Geldi. Bir ev düşün. Sadece ev değil. Evin bahçesinde 7 tane tavuk var. İstediğin zaman kesip yiyebilirsin. Philips en yüksek emiş gücü. İnşallah kutusunu burada bırakıp da süpürgeye alıp götürmemişsindir abi yani. Büyük ayıp. Oo. Buranın güzelliğine yakacak odunum bile var evin içinde ya. Ne diyeyim ben size daha? Ben size... Of. Burayı övecek bir şey bulamadım. Oo. Meraklısına tarihe ev. Meraklısına ev. E bu mu abi? Bu evin senin olduğuna emin miyiz abi? Yani biraz şey gibi çekmişsin. Evin içinde cin falan mı var? Bu herif niye duvara kavur almış böyle çekmiş fotoğrafları? Ve evin iç fotoğrafı yok. Bu kadar. Adam uzaktan gizli çekim yapmış. Komşusunun haberi yokken evini satıyor herhalde adam. Bu delik ne abi? Çok iyi manzara. Çok iyi. Aa, manzara gerçekten çok iyi bu arada. Bana şurayı satabilirsin. Tam şurayı. Şurada oturacağım. Burada benden başka kimse oturamayacak. Ev yıkılmış mı? Ev diye bir şey kalmamış ki. Evde delik var. Kalenin hemen yanında satılık müstakil ev. Hemen mi yanında? Yani kale varsa için içinde bu eski bir ev büyük ihtimal. What the fuck? What the fuck? Başka bir şey demiyorum. Evin içi tam olarak neresi abi? Ben anlamadım. Yani... Olur böyle şey. Oo. Oğlum çok mistik bir yer lan burası. Buraya gitmek isterdim ama. Güzel bir köy evi. Oğlum evin yarısı toprağın altında mı? Ben mi yanlış gördüm? Nasıl oluyor lan bu? Yani şöyle bir güzelliği var. Deprem oldu. Evin nereye yıkılacak? Zaten toprağın altında. Anladın? Bu kadar basit. Mesela adam 10 katlı apartmanda oturuyor. Aa, ev yıkılırsa ne yapacağım? Aşağı düşeceğim. Ama bir de bu adama bak, delikanlı gibi oturacak evinde, deprem mi oluyor? Yapacak. Güzel bir yer. Bu burası dahil mi yoksa ev bu mu yani bu? Manzara, oğlum manzaralar niye bu kadar iyi? Bu ne lan? Manzaradan 10 puan veriyorum. Toprağın altında olmasından 10 puan. Baksana evin çatısı yerle aynı hizada. Bu ne abi? Harika. Sadece harika. Sadece harika. Başka hiçbir şey demiyorum. Harika. Güzel bir ev. Bu odanın parti tuttuğuna yemin edebilirim ama. Bir partiyi tuttuğuna yemin edebilirim bu odanın. Yine Michael Jackson soba burası. Klasik herhalde. Bu güzel bu arada burası. Ev. Biraz uzak durur mu bu ev? Yani bu koridor bir tık uzun olmamış mı ya? Bir de şurası nerede? Ne amacı ne oranın? Herif çok garip bir şey olmak zorunda. Bu ne abi? 10 numara 5 yıldız evler var ya. Şuraya şu evin güzelliğine bak. Ana var. Bak ev kamufle olmuş. Mesela senin 5 katlı apartman dairen soyulmaya geldiğinde parıl parıl parıldıyor. Adam diyor ki ulan ben burayı soyarım diyor. Ama bir de şu eve bak. Şu evi görebiliyor musun mesela? Göremiyorsun. Adeta vahşi doğadaki bir çita gibi gizleniyor. Bu tamamen mükemmel bir şey. Bu ne abi? Tam ortada. Witcher 3'ü seviyor musun oyunu veya diziyi? Ve onun evreninde yaşamak mı istiyorsun? Kapıya bak, ananı avradını, böyle bir şey olamaz. Bak, ot topla, iksir yapam. Buna diyecek bir şey mi? Bu ne? Bunu niye çektin ha? Bak yine kamufle bir ev. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Tamamen otlarla çevrilmiş. İçinde de ot var. Nasıl oluyor? Gayet güzel. Bu otlar ne abi evin içinde? Niye? Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Kim yiyor bu? Allah'ın evinin zeminini kim yiyor? Niye ısırık izi var bu zeminlerde sürekli? Yani keşke bu evin fotoğraflarını çekmeden önce biraz yerleri yıkamayı veya duvarları temizlemeyi veya şu...
yıkılmış duvarı tekrar boyamayı veya yerleri temiz veya yalnız adam sokak. Sokağa bile sıkıntı. Yalnız dammış, pardon. Pardon, özür dilerim. Evin içini çekmedin değil mi? Evin içini çekmedin değil mi? Biliyordum. Biliyordum. Goddammit. Çünkü bir dakika. Bir dakika çünkü evin içi yok. Ev yok. Bu ne? Mutfağın ortasına koymuş bunu. Bu ne? Zeminden tasarruf. Anlayan anladı. Bu az önceki evle aynı eve mi bakıyorum ben şu an? Ne oluyor bir anda? Oo. Bir dakika. Evin neresi orası? Kaç tane eve baktım oğlum ben, ne oluyor, bir dakika beynim almıyor şu an. Ben abi tatmin olmadım, son noktaya güzel bir evre koymak istiyorum ya.